Senin için, aynı sistemin için yeterli. Sayın Bakanım, bu ikiye ayırıyoruz otel sistemlerini. Ve burada ay sisteminde... Herkes kontrol olasın. Tamam. Eskiye bana kapandı mı? Acil sizi ya. Bastı. 3, 2, 1, ateş. Gerçekten bereketli bir günde çok önemli bir iş için Delta V'nin atış testlerinin yapıldığı çok özel bir mekandayız. Biraz önce iki tane ateşlemeye beraberce arkadaşlarımızla şahitlik ettik. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin 10 yıllık uzaydaki yol haritasını açıkladı ve bu yol haritasının en önemli bileşenlerinden bir tanesi de Ay misyonuydu. O günden itibaren aslında biz Delta V firmasının ismini sıklıkla duymaya başladık. Biliyorsunuz Ay misyonunda 2023 yılında hedefimiz Türkiye'nin kendi uzay aracını Ay'a ulaştırabilmesi. Burada da Türkiye'deki bütün kabiliyetleri, bütün firmalarımızın kabiliyetlerini kullanmak istiyoruz. İşte Delta V'de özellikle dünyada yeni bir teknoloji olarak kabul edilen hibrit roket motorları çalışan bir firmamız. Aslında Savunma Sanayi Başkanlığı'na ait bir firmamız. Ama Arif hocamız başında tüm bu süreçleri yürütüyor. Bugün iki tane ateşlemeye şahitlik ettik. Bir tanesi 635 milimetrelik sonda roketinin yazın muhtemelen önümüzdeki ay ateşlemesi yapılacak motorun burada yani fırlatması yapılacak motorun buradaki ateşlemesine, arkamızda gördüğünüz motorun ateşlemesine şahitlik ettik. Aynı zamanda Ay misyonunda yani uzayda kullanmayı hedeflediğimiz daha küçük bir motorun da yine ateşlemesini burada, testlerini yapmış olduk. Tabii biliyorsunuz Türkiye özellikle uzay alanında kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek, aynı zamanda bu kabiliyetleri ticarileştirmek, bundan ekonomik fayda elde etmek isteyen bir ülke. Dolayısıyla bu alanda geliştirdiğiniz teknolojiler çok değerli. İşte hibrit motor teknolojisi de sıvı oksitlemeli, sıvı oksijen oksitlemeli hibrit motor teknolojisi de bizim çok önem verdiğimiz bir teknoloji, yeni bir motor teknolojisi. İşte burada onun ateşlemelerini yaptık. Biraz heyecanlandık, mutlu olduk. Burada çok değerli arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz Türkiye'nin geleceğinde yatırım yapmak için büyük bir gayret gösteriyorlar. Bu kabiliyeti, bu teknolojiyi geliştirmek için. İşte arkamızda gördüğünüz roket motorunun bir örneği inşallah Mayıs ayında Sinop'tan ateşlenecek. Önemli mesafeleri elde etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda söylediğim gibi Ay misyonunda kullanılabilecek hibrit roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk. İnşallah 2023'te biz Ay misyonu hedefimizin ilk ayağını başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yani uzay aracımızı inşallah Ay'la buluşturacağız. Türkiye'nin bayrağını, Türk bayrağını
Ay'la buluşturmuş olacağız. Bu manada da bu motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan da mutluluk verici ve gurur verici. İki başarılı ateşleme yaptık. Hem sonda roketinin ateşlemesini gerçekleştirdik. Çok başarılı geçti. Aynı zamanda Ay misyonunda da kullanılma potansiyeli olan hibrit motorun ilk ateşlemesini yaptık. 50 saniye gibi hedeflenen bir süre vardı. Bu 50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Yani Ay misyonunda kullanılacak motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı bugün itibariyle diyebiliriz. Bugün Sayın Bakanımızın da katılımıyla çok önemli iki tane roket ateşlemesi gerçekleştirdik. Bir tanesi Sinop'tan fırlatılacak sonda roketinin motorunun ateşlemesiydi. Yerde statik ateşlemesiydi. Bu sıvı oksijen kullanan bir motor ve dünyada örneklerinin en büyüğü ve en iyi performanslı olanı. Bunun yanı sıra Ay misyonunda kullanılması mümkün olan bir motoru daha ateşledik. Bu farklı bir oksitleyici, depolama bir oksitleyici kullanıyor. Fakat burada da 50 saniye ateşlemek suretiyle aslında başarıya ulaştık diyebiliriz. Ateşlemeler gayet başarıyla aslında tamamlandı. Her iki motor da istediğimiz performansı tam manasıyla sağladı. İstediğimiz ateşleme sürelerini elde ettik. İstediğimiz itki kuvvetlerini elde ettik. Dolayısıyla tam başarı olduğunu söyleyebiliriz. Ay motorunun testleri bundan sonra devam edecek. Hızlanarak devam edecek. Bugün belki ilk testlerinden birini yaptık ama belki yüzlerce test yapacağız. Ay motorunda inanılmaz derece test yaparak güvenilirliği sağlayacağız. Bunun yanı sıra sonda roketinin motorunun da aslında ilk testi değildi. Daha önce birçok test yaptık ama bu en uzun yanan ve en yüksek performanslı testi gerçekleştirdik. Bundan sonra ne olacak? Mayıs ayında her şey yolunda giderse inşallah bu motoru kullanarak yüksek irtifalara sonda fırlatmaları yapacağız. Bugün Ay'a gidecek uzay aracının roket motorunu test ettik. Adım adım Ay'a gidiyoruz.